Metin Demir. Ben de fibromiyalji rahatsızlığı vardı. Harpagoseti kullanıyorum. Çok iyi geldi. Harpago. Şeytan pençesi kökü. Ben neden bu işe girdim? 13 yaşında köye gittik. Köyde çocuklarla 12 yaşındayken şehre taşındık. 13 yaşında köye gittim. Bir yıl sonra köyde köyümü görmek için. Irmak'ta yüzdükten sonra çimenlere yattık. Teyzem üstünü değiştirelim dedi. Hasta olursun, yok dedim. Sabah kalktım, elim yüzüm adeta patlamış böyle, her taraf uçuk yara. Şehire gittim, şehirde mahallenin yaşlı kadınları deneyler yaptılar. Kızgın kumlara yattılar, bilmem ne yaptılar vesaire vesaire. Çok ağır üşütmüşüm. Aylar sonra deneyler yapıp daha perişan oldum. Merdiven çıkamaz, otobüse inemez, binemez oldum. Robot gibi, bir kolumda annem, bir kolumda babam. Babam dedi ki rahmetli, hiçbir kadın, hiçbir kimse deney yapmayacak, doktora götüreceğim. Doktora gittik, doktor, o kireçlenmiş eklemler. Ne olacak? Kortizon. Vurdular kortizonu. Belimde kireçlenme kaldı. Bel ağrısı çekmeye başladım. 3 metre uzunluğunda kuşak sarıyorum, dedeler gibi. 13 tane kuşak. Türkiye'de ve Almanya'da doktorlar tedavi edemeyince ve bir doktorun verdiği ağır ilaçlardan dolayı şehrin ortasına kaldım. Eve mi gideceğim? Okula mı gideceğim? Çarşıya alışverişe mi gideceğim? Camiye mi gideceğim? Ne yapacağımı şaşırdım. Aa, dedim ki bu ilaçtan oluyor. Yan etkisi çok büyük. Kimya okuyorum ya. Gittim doktora, dedim ki senin verdiğin ilaç beni zehirledi. Nereye gideceğim, ne yapacağım şaşırdım. Doktor dedi ki bu kimyasal ilaçların yan etkisi normal. Yan etkisiz bir şey istiyorsan bitki, selerun kullan. Bitki selerun ne var dedim. Ben onu anlamam dedi. O başka bir şey. Herbaliste gideceksin. Bitki uzmanı. İyi, ben çözerim dedim. Benim de bir huyum var. Bir şeye kafaya taktım mı takarım. Şifalı bitkilerle ilgili bir sürü kitap aldım. Ne varsa denedim. 4 yıl deneme yaptım. Sonunda canım sıkıldı. Çoğunu çöp attım. İşe yaramıyordu. Bir gün öğrenciyken gazete satıyorum. Hafta sonları, cumartesi, pazar gazeteler dağıtıyorum. Gazete dağıtırken bir baktım, bir yaşlı bir kadın 90 yaşında bütün hastaları bitkilerle tedavi etmiş. Ne kendisi ne çevresindekiler hiç hasta olmamış. Hep bitkilerle tedavi etmiş. Maria Tribin. Kadın aslında kitap yazmamış. Röportaj yapmış. O röportajı kitap haline getirmiş, satmışlar. Romatizma burada, şu romatizma iyi geliyor, orada romatizma bu iyi geliyor, burada bunu iyi geliyor, şurada şu değil. Darmadağınık bir şey. Röportaj işte. Röportajı kitap yapmışlar. Mantıksızca bir kitap. Para kazanma amaçlı. Romatizmaya ne iyi gelir? Burada ısırgan diyor, şurada ardıç kozala diyor, orada ayrık kökü diyor, burada başka, burada başka, burada başka. Gökçek olarak oradan bir formül ürettim. Eczane gittim, eczanede. Dedim ki, bana şu bitkilerden şu kadar ver. Güldüler. Niye gülüyorsunuz? Eczane mi açacaksın dedi. Evet, eczane açacağım. Bu dediler şu kadar yapar. Yapsın, o kadar yapsın. 6 ay içeceğim ben. Siz dedim işinize bakın, bana verin çay. Evet tamam dediler. Karısına verdiler. Eve gittim, hanıma dedim ki su istesem bu çaydan. Kahve istesem bu çaydan. Çay istesem hep bunu içeceğim. 6 ay. Ne oldu? Bakacağız ne olacak. Deney yapıyorum. 6 ay sonra hiçbir şeyim kalmadı. Camide gençlik kolu başkanı dernekte. Herkes bana geliyor. Beni de iyileştirmiyor. Ben doktor değilim. Sen yaparsın. Biz sana güveniyoruz. Sen yaparsın. Biz sana. Ya bu iş ayrı bir şey. İnsan sağlığı. Yok olsun, sen yaparsın. Herkes her konuda bana güveniyor ama bu siyaset değil, bilgi değil, tarih değil, coğrafya değil. Bu sağlık. Bilmediğim bir konu. Sen yaparsın da olmaz.
Baktım ki kurtulamıyor milletten. Bunun okulu var. Doğuça Paracelsus şöyle bitkilerle eğitim, bitkisel eğitim falan. Oraya gittim mesela mesela. Böylece kendimi bu işin içinde buldum. Yani fibromiyalji, 13 sene yaşadığım fibromiyaljiden kurtulduktan sonra herkes bana gelmiyor, beni tanıyana bana gelmiyor, hatta tanımadığım insanlar bana gelmeye başlayınca böyle bir süreç başladı. Bugüne kadar hamdolsun 1 milyona yakın insanı tedavi ettik, iyileştirdik. 1 milyon. 1 milyon. Evet. Hamdolsun hep dua aldık, hiç şikayet almadık. Şikayet sadece sarımsaklı limon suyu, yani limsa, onda biraz sarımsak kokusu var, ne yapalım yani? O zaman başka bir şey kullan. Meşe mix var, aloe vera jel var. Sarımsak, iyileşmek istiyorsan kaptama rastlığı içeceksin. Yoksa gidip bypass olacaksın yani. Onun da çözümü bu. Evet, her türlü rahatsızlığı tedavi ederiz, sorun değil.